Çarşan Honda'ya geldik. Arkadaşımızın aracını getirdik. Honda CR-V 2009 model. SRS lambası yanıyor. Bunun için yetkili servise gittik. SRS beyni yanmış dedi. 150 lira tespit için bir ücret ödedik. Ayrıca beyin içinde 2000 liraya yakın bir ücret talep ettiler. Biz de Çarşan Honda'ya getirdik. Şimdi onlar bakacak. Emniyet kemerlerinin ikazları şu an yanmıyor araçta. Ve SRS ikaz lambası yanıyor. Şimdi buna bakacak ustamız. Beraber bunu bir inceleyelim. Evet, önce bir bilgisayara bağlayacağız. Bir bakacağız. Herhangi bir arıza kodu veriyor mu diye. Bunda araç beyniyle iletişim arızası hatası iletişim veriyor. Olsa o direkt beyin arızasıdır. Beyin arızası. Arızası beyin arızası. Beyin arızalı. İletişim bile kurmuyor. Evet, aracımız iletişimi de kuramadığı için beyin arızası olduğuna kanaat getirildi. Sağ motor kulağını koparmış. Bunu değiştirmek lazım. Sağ motor kulakçığımız kopuk. Sağlam, üstünde problem yok. SRS ile ilgili vermiş olduğu arıza da gerçekten beyin. Beyin arızası. SRS beynini değiştirmek lazım bunda. Yetkili serviste pahalı tutuyor. Bunun açmış olan, airbagleri açmış olan bir araçtan alınıp güncelleme yapılıp takılabilir. Kulak tamamen kopmuş. Şu an tamamen kopmuş, şeye oturuyor. Bak şunun devamındaki metal. Bu da araçta vibrasyona sebep oluyor. Bak devamındaki metal şu an kulağın üzerinde tamamen. Yan motor şu an kasanın üzerinde düşüyor. Bir de detaylı ekspertize girdi bu durum. Bir de aracımızda marş alırken ilk marşta bazen almıyor. Çık çık edip bırakıyor. Şimdi ona da bakacağız marş dinamosuna. Onu da bir kontrol edeceğiz. Genelde bu sorunu BRC LPG kitlerinde yapıyormuş ama burada priz kit takılı şu an. Bir sorun olacağını düşünmüyoruz ama yine bir kontrol ettireceğiz onları da. Sivop ayarı o zaman yapılmış biliyor musunuz abi bunu? 140 bin lira. 140 bin lira yapılmış. Alındığı zaman. Tamam, biraz da bir kelebek boğazını da temizleyip bir adaptasyon yaparız. Alt takım yürürüne bakalım neler eksik, ona göre devam. Bunlarda sabahları çalışmama, çalıştığında istop etme problemi genelde sivop ayarı kaynaklı olur. Durduğun yerde rolantideki titremeler de kelebek boğazının kirli olmasından dolayı olur. Kelebek boğazı temizlenip adaptasyonu yapıldığında titremeyi %90 olarak keser. Onun dışında, adaptasyonu bizim cihazlardaki gibi mi yapıyoruz? Yok, aynı hayır. Hayır. Makinede bir tek ayar yapılıyor. 3 kere fan açana kadar bekleniyor. Adaptasyon otomatik mi olur? Rolanti ayarı, bunların hepsini toparlamış oluyor araç. Bunları düzenli yapıldığı zaman şanzımanda vites atımına kadar arabadaki bütün ayarlar gayet güzel tutmuş olur. Bu kronik arızaları neler bu aracı? CRV'de. Kronik arızası öyle çok standart diyeceğimiz bir arızası yok bu araçların. Kronik olarak bir tek direksiyon kutu boşlukları olur. Onlar da zaten direksiyoncularına tamir ettiriyoruz, söktürüyoruz ve gayet de güzel oluyor. Başka da sıkıntısı olan bir araç değildir. Sizin aracınız da mı bundan? Evet, CRV. 2008. 2040 lira. Şimdi serviste airbag beyinleri 2040, 2100 civarı rakam görüyor. Bunların kendini arızaya geçtiğinde tamirleri yok, tamir edilemiyor. Fakat airbag açmış araçlardan çıkma olarak alınıp kodlama yapılabiliyor. Bunlar da ortalama 400'den 500 arası bir maliyet getiriyor ve gayet güzel oluyor. Bir daha da bir sıkıntı yaşatmıyor. Evet, şu an için çıkma bulamadık. Çıkmacılarla görüştü ustamız. Daha sonra bulduğu zaman getireceğiz ama şu an motor kulakçığı değişecek. Bir de marş motoruna bakılacak. Diğer aksamları da kontrol edecek aracımız. Evet, şimdi balataları kontrol ediyoruz. Ön körüğü mü kontrol? Neyi ediyoruz? Şu anda ön takım boşluğunu. Boşluk var mı? Bunlara bakılıyor. Aracın dört balatası gayet güzel. Bunlar değişmiş. Amortisör körüklerinde de öyle bir yırtık gözüküyor. Bu taraf gayet güzel. Körüklerin ikisi de. İkisi de güzel. Körüklerle ilgili bir işimiz yok araçta. Körükler gayet.
Kırkların yırtılması da çok büyük bir problem değil. Ama ilk defa. Genelde paramparça çıkar, bu gayet güzel. Kaldırık mı? Evet. Bir saniye. Biliyor musun abi? Bir saniye. Bir tane kutlarla. Evet, kutlarla. Bana boşluk verdin ama bu boşluktan orayı hissetmiyorsun. Orada da elini soktuğu zaman önemli bir dönüm yok. Yok, görüyorsun. Yoksa bariz belli. Boşluğa evet. Bir şey var ama ileriki dönemlerde yapılabilir. Altıma falan bakalım. Altıma kızım var. Alt motor kulakçı. Evet, evet. Mehmet abi. Yakında yok da köşede çatlağı var yani yüksek var abi bir şey. Yok daha devam et. Bir sarhoş başında sarhoş başı değişecek. Takımı gayet güzel. Bir tek sağ rot başımız var. Arka tarafa bakalım. Sadece iki tane arka askı lastiği. Arka askı lastiği. Şu viraj demirini tutan lastikler, askı rotları güzel. Bunda bir şey görünmüyor. Askı rotları güzel. Arka üstünün rotları güzel. Arka tarafta açık bir şey var mı? Görünmüyor. Gayet güzel ya. Oralarda problem, sıkıntı yok. Değiştirmesek bir sıkıntı olur mu çıkmayı bulana kadar? Yok, bu süreçte? Yok, hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Oradaki ışık yanıyorken araç kaza anında airbagleri açmayacaktır. Yani bir tek bunu güvenlik şeyinde sıkıntılar yaratıyor ama rakamlar çok yüksek olduğu için dikkatli kullanarak çıkmasını bulup işimizi halledeceğiz. Peki muayeneden geçer misin? Muayeneden geçmez. Airbag ışığı yandığı için muayeneden geçmez. Söyleyeyim, şimdi şanzıman yağımız değişecek. Buna Eneos fabrika dolum yağ konacak. Ortalama 3,5 litre gibi alır ama biz 4 litre yazıyoruz. 320 lira şanzıman yağımız. 1 litre orijinal defasel yağ kullanılacak yetkili servisten aldığımız. Bir tane araçta sağ rot başımız var değişen. Artı sağ yağlı motor kulağı. Bu kaliteli güzel markalardan birinden 620 TL tutan bir parçadır. Bir de arka askı lastiklerimiz var bozuk araçta. Onlar yapılıyor. Bir rot ayarı yapılacak. Totalinde de işçiliği, kelebek boğazı temizliği, titreşimiyle ilgili kelebek boğazı temizliği yapılacak. Adaptasyonuyla hepsi 250 lirada işçiliği tutacak. Bunların toplamı süreç olarak da ortalama 3 saatlik bir işlem.
Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.